Bravo. Neden aslındanın Hakkabı ben köylüyüm dedin? Şey ben, o zaman film çeviriyorduk. O filmler de bir ay, hatta 1,5 ay sürüyordu. Evet. Şimdi otelde kalıyorum, evim, barkım da yok. Fakat film çeviriyoruz. Film setinde benimle birlikte başrol oynayan hanımefendi artık 1,5 falan olunca insan bir kardeşi gibi, bir akrabası gibi hissediyor. Neyse film bitti. Gala oldu. Gala da Şişli'de bir yerde. Gittik orada oturduk. Şimdi benim yanımdaki kız kalktı. O masada birine sarıldı öptü. Bu tarafa gitti. Birine sarıldı öptü. Başkasına sarıldı öptü. Tabii bende renk gitti. Alışkın değilim benim hayatımda yanımdaki bir bayanın gidip anlayışım benim o zaman öyle. Birine sarılması, birine öpmesi falan. Çok zoruma gitti. Geldi Hakkı sen dedi niye böyle sinirli duruyorsun? Ayıp değil mi ya dedim benim yanımdaki bayan niye gider başkasını sarılır öper? Hiç yakışıyor mu dedim. Ama dedi o basın mensubu o bilmem menajer arkadaş o bilmem. Ben anlamam kardeşim ben köylüyüm dedim. Ben böyle bu anlayış bana göre değil dedim. Ama da köylüsün. Evet ben köylüyüm dedim. Ha köylü derken köyde doğdum anlamı değildir. Bizim örf, adet, gelenek, göreneklerimizde en yüksek derece köylü olabilmektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki bu ülkenin efendisi köylüdür. Bizim köylülük anlayışımız dünyanın en kutsal anlayışıdır. Benim sevgilim gidip bir başkasıyla sarılamaz, konuşamaz. Tebrik yani, ederim Hakkı abi vallahi güzel. Yani. Yaradır. Ben köylüyüm diyorsun. Ben buyum, ben köylüm arka arkaya. Aynı zamanda buyum. Öğretmen yani.